Evet, Adana. Polise gitmen gerekiyor. Bu kadar basit. Cinayetten bahsetmiyor muyum? Bilmiyorum. Belki. Hırsızlar tecavüzcüler de arıyor olabilir. Yani bu telefonu herkes arayabilir. Adlarını bıraktılar mı? Bence konu bu değil. Öyle mi Filiz? Sence konu bu mu? Ne sanıyorsun ki? Artık kimse aramayacak ve şovun da daha başlamadan bitecek, öyle mi? Senin o harika galerin ha? Filiz, bana yardım etmelisin. Katilin adı sende ve kötü adam benim. Anlamıyorum Tanrım. Gazeteci de aynı metotla öldürüldü. Ne güzel. New York'taki bir yayın evinde şarkı sözü yazarı olarak çalışan Chip Taylor'a 1966'da Londra'da yaşayan prodüktör bir arkadaşından acil bir telefon geldi. Anlaşılan Chip'in dostunun ertesi gün Jordan Christopher and the Wild Ones adlı bir grupla stüdyoda kaydı vardı. Ama elindeki malzemeden pek memnun değildi. Jordan Christopher oldukça ilginç biriydi çünkü Richard Burton'un Elizabeth Taylor uğruna terk ettiği karısı Sybil Burton'un oğluydu. Neyse dedikoduyu bir kenara bırakalım, Christopher'ın şarkıya ihtiyacı vardı. Böylece Chip Taylor yarım saat çalıştı ve kayda geçti. Üç notayla birkaç sözü birleştirdi ve sözlü kısımları improvize yaptıktan sonra teknisyenine bunu İngiltere'ye gönder çünkü onlara bir söz verdim ama bu band bir rezalet. Bu deneme bandını başkanının dinlemesine kesinlikle izin vermedi dedi. Bu rezalet band sözler ve hepsi Trox tarafından yeniden kaydedildi ve bütün zamanların en popüler şarkılarından biri oldu. Hep birlikte izliyoruz. Seyirciler, müzik yelpazesi programı devam ediyor. İsteklerden sonra genç, sevimli ve kızıl saçlı bir şarkıcı var ekranlarınızda. Yine bir İngiliz şarkıcısı bu, Rick Astley. İlk defa Never Gonna Give You Up adlı parçayla dikkat çeken Rick Astley, çeşitli şarkılarla kısa zamanda gençlerin sevgilisi oldu. Öyle ki birbiri ardına doldurduğu plaklar hep listelerde. Together Forever, The Love Has Gone ve Don't Say Goodbye gibi. Evet, şimdi Rick Astley'i She Wants to Dance With Me adlı parçada dinliyoruz. Bakın, böyle çok sevilen genç bir şarkıcı bir akşam vakti arkadaşlarıyla diskoya giderse başına neler gelir? Birlikte seyredin. İyi geceler sevgili izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta sizlere Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın birinci bölümünü sunmuştuk. Bu hafta ikinci bölümünü sunacağız ve tekrar hatırlatma yapalım. Mozart yılı dolayısıyla bir müddet Mozart operalarıyla sizi cumartesi geceleri buluşturacağız. Efendim, Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın opera dünyasında gerçekten çok büyük önemi var. İki perde olarak yazılmış ve ilk kez